Herkese merhaba, ben doçent doktor Başak Boğday Saygılı, moda tasarım öğretim üyesiyim. Bu bölümümüzün konusu modelistlik. Moda tasarım bölümünden mezun olan öğrencilerimiz modelist olarak da çalışabiliyorlar. Modelist olarak çalışırken modelistler nedir, ne iş yapar diye düşündüğümüzde modelistler şöyle, tam bir mimar gibi düşünebiliriz aslında. Nasıl bir mimarın belli bir alanı var, binayı inşa ederken belirli bir metrekaresi var ve o alanda odaları yerleştirmesi gerekiyor ve kendi tarzını uygulayarak belirli kuralları var biliyorsunuz. Farklı yerleşim noktaları var ve o yerleşim noktalarını yapmak zorunda. Kendi alanında teknik çalışmaları var, teknik kuralları var. Bu kurallara göre evin düzenini hazırlar bir mimar. Aynı şey modelist için de geçerlidir. Modelistlerde giysi, evet tasarlanan bir giysi var. Hayaldeki bir giysi kağıda dökülmüş ama o kağıttaki giysinin 3 boyutlu halini alabilmesi için de yine aynı şekilde mimarın yapmış olduğu gibi kuralları var. Pensleri var. Bollukları var, fazlalıkları var ya da daraltmaları var. Pirileri var, bölanları var, büzgüleri var, kapşonları var. Bunların hepsini değerlendirerek yani bunların nasıl yapacağını tek tek düşünmesi gerekiyor. Ve hangi özelliğin nereden geçtiği, yani vücudun hangi noktasından geçtiği. Aklımızdaki tasarımları kağıda geçirirken onları kağıttan da 3 boyutlu hale nasıl dönüştüreceğimizi düşünmek için İşte bu aşamada bizim artık nasıl yapmamız gerektiği, yani o çizimde kup göğsün hangi kısmından geçiyor? Herhangi bir kesik belin hangi noktasından geçiyor? Yani oran orantıyı çok ciddi anlamda iyi biliyor olmak gerekiyor. İnsan vücudunu çok iyi biliyor olmak gerekiyor. Moda tasarım eğitimlerinde zaten biz bu eğitimleri fazlasıyla veriyoruz. Yani anatomi derslerimiz var ya da derslerin içerisine anatomiyi yediriyoruz. Böylelikle hem ergonomi hem de anatomiyle birleştirerek derslerimizi verdiğimiz takdirde modelist olarak öğrencilerimiz de mezun olduktan sonra çalışabiliyorlar. Modelistlerin yetişme sürecinde kalıp dersleri birinci sınıftan itibaren başlıyor. Öncelikle drapajla başlıyoruz. Daha sonrasında modelistle, daha sonrasında kalıp dersleriyle devam ediyoruz. Ve 4 yıl boyunca kalıp derslerimiz devam ediyor. Yani çünkü çok ana derslerden ve olmazsa olmazımızdır kalıp derslerimiz. Koleksiyon derslerinin içerisinde de mutlaka kalıp derslerimiz zaten var. Ve mezun olduklarında da daha fazla, daha detaylı eğitime artık ihtiyaç duymayacak şekilde mezun oluyorlar. Yani burada ekstra bir eğitim almalarına gerek kalmıyor. Çünkü modelistler o alanda kalıbını yapmadan mezun olamazsınız. Koleksiyonunu yaparken mutlaka kalıbını yapmanız gerekiyor. Bu nedenle de mezun olan öğrencilerimiz direkt olarak modelist olarak çalışmaya başlayabilirler. Kalıp çıkarma şekilleri var. Kalıp çıkarma şekillerinde direkt iki boyutlu yani sıfır noktasından itibaren çizip, temel kalıbını çizip o temel kalıp üzerinde model uygulamalar yapabilir. Ya da hazır olan temel kalıp üzerinde direkt modelini yapabilir. Ya da model biliyorsunuz daha öncelerinde herkesin evlerinde dikişler dikilirdi, dikiş makineleri vardı ve o dönemlerde var olan dergiler vardı. Hala onlar var. O dergilerden hazır kalıplar da çıkarılabilir ki çok tercih edilen bir şey değildir ama olması durumunda diyorum. Hani o da kullanılabilir. Bunun dışında drapaj tekniği. Drapaj tekniği gerçekten çok güzel tekniklerden bir tanesidir. Direkt manken üzerinde yapılır ya da direkt kişi üzerinde yapılır. Böylelikle de daha güzel bir görüntü elde edilebilir. Tabii ki drapajda her giysi drapajla yapılacak diye bir durum yoktur. Ama drapajla yapılacak giysiler de yani bazı giysilerde sadece drapaj tekniği de yapılır. O yüzden drapaj çalışması hem zor hem de gerçekten alan bilgisi de çok derin alan bilgisine ihtiyaç vardır. Ve biz bu dersi genellikle birinci sınıf itibariyle veririz. En baştan itibaren onunla öğrenirler ve sonrasında da onunla devam edebilirler ya da daha farklı kalıp tekniklerini kullanabilirler öğrencilerimiz. Bundan sonrasında teknikler kalıp tekniklerini gördü. Kalıp tekniklerinden sonrasında bir de bilgisayarlı kalıp teknikleri vardı. Bilgisayarlı kalıpta da 2000'li yılların başında 2-3 program varken şu anda çok fazla program var. Her gün yeni program çıkıyor diyebiliriz. Ama hepsinin mantığı aynı. Bir programı bilen diğer programları biliyor. Yani Word ile Excel arasındaki program farklılığı gibi. Yani temelde nihayetinde aynılar ama birbirlerinin işlevleri o kadar bile farklı değil aslında, daha yakınlar. Yani birisi kupu farklı bir ikonla göstermiş, birisi dikiş payını farklı bir ikonla göstermiş, birisi çizim şeklini farklı bir ikonla göstermiş gibi aralarında ufak farklılıklar var. Bunun yanı sıra tabii ki büyük farklılıklar olan çok daha kolaylıklar sağlayanlar da var. Yani 3 boyutlu olarak kalıbı hazırlıyorsunuz, daha sonra hemen onu kendi içerisinde 2 boyutlu hale dönüştüren kalıplar da bu. Programlar da var. Ve bu programlar da çok güzel. Kişiler kullanım esnasında bunlar da çok ciddi hız arttıran şeyler. Ve bilgisayarlı kalıpta ya da elde kalıpta kalıpları yaptıktan sonra, ilk kalıpları yaptıktan sonrasında serileme yapıyoruz. Örneğin 36 beden mi çalıştık? 38, 40, 42, 44 ya da işte 50 bedenlere, 60 bedenlere kadar devam edebilir ya da
aşağıya 32 bedene, 30 bedene kadar aşağıya inebilir. Bunları yapabiliriz. Bunları yaptıktan sonra, yani bunlar bizim ne işimize yarıyor? İşte bedenler arasında hepimiz birbirimizden çok farklıyız. İşte ben 36 bedenim, 38 beden var, 40 beden var, 42 beden var gibi. Bu farklılıkları sağlıyor. Seride, yani elle de yapılabilir, ancak bilgisayar yapılması tabii ki hız kazandırıyor. Daha sonra bilgisayar programlarında pastal yapılıyor. Pastal nedir? Pastal, bir kesimin yapılması için kumaşın uzunluğu, eni ve boyu olarak düşünüldüğünde bedenlerin tam olarak sıralandığı ve minimum kumaşın kullanıldığı bir çalışmadır. Böylelikle bütün kumaşlar üst üste kesilir. Öncelikle seri kumaş atımı yapılır. Bu kumaş atımından sonrasında, yani 20 kat, 60 kat, 80 kat gibi katlar atılır, kumaş katlar atılır. Tabii ki bu katlar kumaşın kalınlığına göre değişir. Yani kışlı kumaşlarda 20 kat atarken, atabilirken, yazlı kumaşlarda 80 kat da atabiliriz ya da daha fazlasını da atabiliriz. Daha sonrasında bunlar kesiliyor. Daha sonrasında bunlar yerleştiriliyor. Üzerine de kalıp için kağıttan hazırlanmış olan pastal atılıyor. Pastal kalıba atılıyor ve o pastal kalıbıyla daha sonrasında kesim yapılıyor. Kesim bir kişi tarafından da yapılabilir, birkaç kişi tarafından da yapılabilir ya da cutter dediğimiz, yine az önceki bilgisayar programlarına bağlı olan cutter sistemi vardır. Cutter sistemiyle de hazırlanmış olan pastalı otomatik olarak keser. Bu çok büyük kazanım sağlar. Hem işçilikten hem de zamandan tasarrufu çok daha kolaylaştıran bir makinedir. Tabii ki çok büyük maliyetlidir. Yani her firmada yok maalesef. Bu çok daha az firmalarda, çok az firmada var. Ancak şu anda teşviklerle birazcık daha ilerlemeler oldu. Daha fazla firma elde etmeye başladı. Ancak çok güzel, çok zaman kazandıran, işte personelden de yine aynı şekilde insan kaynaklarını da çok daha iyi kullanmamızı sağlayan bir sistem. Sonrasında kesim yapılıyor ve kesim sonrasında da üretime geçiliyor. Üretim aşamasında da yine daha öncesinde bahsetmiş olduğum işte terzilerimiz artık devreye giriyor. İlk kalıp hazırlandığında numune, öncelikle numune dikimi yapılıyordu. Numune dikimi okeylendikten sonra bu numune dikimleri birden fazla olabilir. Yani 3, 4, 5 bazen 6'ya kadar çıkabilir. Neden numuneler farklı farklı çıkabilir? Çünkü istediğimiz görüntüyü elde edemeyebiliyoruz. Veya bazen tasarladığımız şeyler dikişe girdiği zaman istediğimiz gibi görünmeyebiliyor. Ya aslında bu da böyle olmasaydı daha iyi olabilirdi dediğimiz şeyler olabiliyor. Ya da biz tasarlarken tasarlıyoruz ancak satarken satılamayacağı söz konusu olabiliyor. O zaman da kimlerle çalışıyoruz? Yine pazarlamacılarla bazen çalışmamız gerekiyor. Yani sadece tasarlamak yetmiyor. Çünkü bunların tasarımların da satılması gerekiyor. Satılma kısmında da pazarlamacılarla çalışıp işte orada son numuneleri oluşuyor ve sonrasında da kalıp serilemeye giriyor. Serilemeden sonrasında pastal atılıyor. Pastaldan sonrasında işte kumaşlar kesiliyor. Kesimden sonrasında dikime geçiliyor. Dikim aşamasında da öncesi zaten numuneler hazırlanmıştı. Dikim aşamasında da artık seri olarak dikim yapılıyor. Seri olarak dikim nedir? Birazcık da ondan bahsetmek istiyorum aslında. Seri olarak dikim yapmak için örneğin bir ceket ya da bir gömlek ele alalım. Bir gömleği ele aldığımız zaman yakasını başka birisi yapıyor. Kolunu başka birisi yapıyor. Bedendeki ön patları başka birisi yapıyor. Hatta bazen özellikle erkeklerde biraz daha farklıdır ya da özel çalışmalar varsa sağ pat, sağ taraf ayrı çalışılır, sol taraf ayrı çalışılır. Daha sonrasında bunlar birleştirilir. Bu birleştirme aşamaları vardır. Yani yan çatmayı ayrı bir kişi yapar, kol birleştirmeyi ayrı kişi yapar. Sonrasında da en son hale gelir. En son ütücü vardır. Biliyorsunuz son ütücü çok meşhur. Son ütücüyle en son halini alır. Ve hiç kimse aslında tek başına bir gömleği dikemez. Diken kişiler tek bir gömleği dikemezken ama tek tek ürünlerde çok daha büyük hızlar elde edilir. Bu hızlarla çok seri üretim işte bu şekilde devam eder. Mesela örneğin evde yemek yaparken bile bazen seriye bağladık deriz. Yani ben bunu çok fazla yaparım. Seriye bağlamış şekilde hareket ederiz. Hazır giyim sektörü hızlı bir şekilde hareket eder. Hazır giyim sektörünün üretim aşamasında da farklı farklı çalışmalar vardır. Yani kümeleme dediğimiz sistem vardır ya da serileme dediğimiz sistem vardır. Kümelemede de farklı işlemler yapılır. Seri üretim, serilemede de farklı işlemler vardır. Her biri farklı çalışmalarla nihayetinde herkesin toplu olarak bir ekip olarak çalıştığı, çok geniş ekiplerin çalıştığı bir alandır hazır giyim sektörü. Bu anlamda da ekiplerin güzel yönetilmesi gerekir. Yönetim aşamasında da yine modelistler çok güzel destekler verir ve yine yönetim kısmı da modelistin iş görevleri tanımlarında yer alan alanlardan bir tanesidir. Çünkü son ürün aslında yaptığı ilk ürün olmayabilir. O yüzden de sürekli kontrol etmesi gerekir. Zaman zaman sona kadar kontrol etmesi gereken noktalar vardır. Modelistin iş görev tanımı çok geniş
iştir. En baştan en sona kadar neredeyse sorumlu olan kişilerden bir tanesidir. Yani tasarımcı nasıl sorumluysa aynı şekilde modelist de sorumludur. Ve modelist çok az kişi bu alanda çalışmak ister. Çünkü daha fazla matematik yapması gerekir. Daha fazla sorumluluğu vardır. Bu anlamda birazcık daha çekimser kalır insanlar. Daha böyle tasarım. Çünkü tasarım dediğimiz zaman insanlar daha görsel, daha görünür olunduğu düşünür. Ancak modelist tam bunun arka planında ama işin ana tam can alıcı kısmını yapan kişilerden bir tanesidir ve bence çok önemlidir alanımız için. Mutlaka olması, yetişmesi gereken kişiler çok daha derin bilgilerle çünkü mezun olunuyor. Nereden hangi sonuca bağlanması gerektiği, yani bir nöronlar gibi düşünmek lazım. Nereden hangi problemin hangi sonucu üretebileceği, hangi sorunların ya da hangi çözümlerin hangi çözümlere neden olabileceği gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olmak için 4 yıllık mezun olan öğrencilerimizin modelist olarak da devam etmesini açıkçası tavsiye ederim. Bu bölümde umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Çok teşekkür ederim dinlemiş olduğunuz için. Umarım sizlere faydalı olur. Teşekkürler.